Şeyde ehliyette geldiği için buraya. Şehir burada ya, vatandaş buraya geldiği zaman hem vergi dairesi burada, nüfus dairesi burada, hepsi birlikte şey yapacak. Hani geldiniz? Hayırdır? Ne için geldiniz? Ha, pasaport için geldiniz, hoş geldiniz. Evet, burası pasaport mü acaba? İkisi evet. İkisi hem pasaport hem sözcü belgesini de parmak izah. İkisi cevap verebilecek mi? Yani ayrı ayrı olması çok zor. Verebilir efendim, tek makine verebilir. Ha, şu anda bir tek müracaat yani. Şu anda tek müracaat evet. Var. Her iki hem sürücü belgesi müracaatı hem önce parmak izi alıyoruz. Bir şey sürücü belgesi ise sürücü belgesi ehliyet pasaportsa pasaport başvurusunu alıyoruz. Tek masadan siz alıyorsunuz. Evet, tek masadan 3 işlem yapıyoruz. Şu an için sıkıntı olacak. 3 işlem biraz. Hangisi? Parmak izi. Yani tüm hem nüfus için. Evet. Yok efendim. Nüfus cüzdanı, pasaport. Pasaport evet. Nüfus cüzdanı orada. Sürücü belgesi müracaat. Hangisi ise? Bugün kaç müracaat alabildiniz? Bugün pasaporttan sadece bir müracaat alabildik. Onun dışında işlem yapamadık. Ha yani bir kere çalıştı en bir kere çalıştı. İlk gün olduğu için bir sıkıntı yaşayabiliriz. Kesinlikle şu an zaten sıkıntılar var biraz sistemde. Evet. Sen emniyetten mi geçtin? Yok. Sen emniyetten. Emniyet. Oradaki bu işi yapan arkadaşlarınız. Burada arkadaşlarımıza öğreteceksiniz, yardım edeceksiniz. Daha sonra tekrar sizi kurumlarına döndüreceğiz. Bir sıkıntınız var mı arkadaşlar şu an itibariyle? İkisi yani, olmasıyla sistem herhalde. Programsal olarak programsal sıkıntı. Altyapı tamam mı şu anda yani? Altyapımız, sıramatiğimiz çalışmıyor. Bu geçici şey. Tamam, onu çözeceğiz. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Şimdi oturun, rahatsız olmayın. Daha önce bu işlemleri emniyet yapıyordu biliyorsunuz. Orada bir düzen vardı. Bundan sonra nüfus müdürlüğümüz yapacak. Siz de zaten onun için buradasınız. Bugün ilk gün olması hasabıyla tüm Türkiye'de yeni bir sisteme geçiliyor. Bazı aksaklıklar yaşanabilir. Şimdiden özür diliyoruz. Öyle bir şey yok. Kontrolü de oraya bir şey gelecek. Kontrol şefi. Ondan sonra sana geleceğiz. Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar bundan sonra yani bugünden itibaren 2 Nisan'dan itibaren tüm Türkiye'de pasaport ve yani umuma mahsus pasaportların ve araç sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerimizce verilmesi başlamıştır. Bundan sonra daha önce emniyet tarafından yürütülen bu hizmetler nüfus ilçe müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir. Ben öncelikle bugüne kadar bu görevi başarıyla ve fedakarlıkla yürüten emniyet teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki nüfus teşkilatımızda aynı şekilde başarıyla bu hizmeti verecektir. Şunu da özellikle belirtmek istiyoruz. Nüfusun vereceği pasaport sadece umuma mahsus pasaport, hizmet pasaportu ve diğer görev pasaportları il nüfus müdürlüklerince verilecektir. Yine araç tescilleriyle ilgili işlemler burada yapılacak. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüğüne gelmeden önce vergi dairesine zaten aynı binada bulunuyor hepimizin gibi kaymakamlıkta binasında veya anlaşmalı bankalara ücretlerini yatırdıktan sonra gelmeleri onların işlemlerinin daha hızlı şekilde yürütülmesine sebebiyet verecektir. Hepimizin bildiği gibi 1 Şubat itibariyle de araç tescil ve devir işlemleri de noterlere verilmişti. Yani daha önce emniyet tarafından yürütülen o hizmette noterlere verildi. Bu hizmetlerin devrinden sonra polisler kendi asil görevlerine döneceklerdir. Büro işleriyle bu tür diğer işlerde harcadıkları zaman ve personeliyle polisin asli işi olan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönlendireceklerdir. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk gün itibariyle zaman zaman belki ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir ama çok kısa sürede sistemin ben oturacağına inanıyorum. Arkadaşlarımızdan büyük gayretleriyle vatandaş memnuniyetinin artacağını düşünüyorum. Bu konuda da vatandaşlarımızın bundan sonra müracaatlarını ilçe nüfus müdürlüğüne yapmalarında kendileri için hizmetin sağlanması açısından çok önemli ve hızlı olacaktır. Emniyete gidip boşuna zaman kaybetmesinler.